Merhabalar arkadaşlar. Bugün Football Manager 2019'da cesaret reytingi 20 olan oyuncuları inceleyeceğiz beraber. Şimdi cesaretli oyuncular siz de az çok tahmin ediyorsunuz. Tribünler tarafından her zaman farklı noktaya konulan oyunculardır. Göz bebeği futbolcular, tribünle ilişkileri farklı olan oyunculardır. Bakalım Football Manager 2019 dünya üzerindeki en cesaretli oyuncuları kimler olarak bize vermiş. Evet, ilk isme bakalım. Evet, ilk isim bilindik, tanıdık bir isim. Raja Nainggolan, Belçikalı 30 yaşındaki oyuncu, şu an Inter'de ve 65 milyon euro bir bonservis bedeli var. Bak gördüğünüz üzere cesareti 20, agresifliği 18, çalışkanlığı 18, topsuz alan 16, kararlılık 19. Zaten Nainggolan'ı tarif etmeye gerek yok çok fazla Belçikalı oyuncu. Bir orta saha merkez oyuncusu, 1.76 boyunda 77 kilo ağırlığındaki Nainggolan. Cesareti 20 olan ilk futbolcu olarak işlenmiş. İkinci oyuncu Diego Costa arkadaşlar. Diego Costa Atletico Madrid'in forveti, İspanyol forveti. Brezilya kökenli ama İspanyol forvet. 61 milyon euro piyasa bedeli var. Cesaret 20, agresiflik 20, çalışkanlık 18 gibi özelliklere sahip kendisi. Zaten bu agresiflik noktası da dikkat çekici. Cesaretle birlikte agresif olması başına bazen dertler açmıyor değil. Diego Costa'nın gördüğü kırmızı kartları en son dün akşam Barcelona maçında gördü ve takımını yalnız bıraktı. İyi bir forvet ama kontrolsüz güç güç değildir deyiminin tanımını bence Diego Costa'da bulabiliyoruz. Diego Costa'dan sonra Milinkovic, evet, 23 yaşındaki Sırp, Avrupa futbol piyasasının gözdesi olan oyunculardan biri kendisi. Bu sene büyük bir transfer yapmasını düşünüyorum şahsen. Özellikle İngiltere Premier Ligi tarafına. 61 milyon euro piyasa bedeli var. Lazio'lu oyuncunun cesareti 20 arkadaşlar. Çalışkanlığı 17. 1.91 boyunca 82 kulo ağırlığında Milinkovic. Onun da Lazio'yla zaten Lazio tribünleri tarafından en çok sevilen ilk iki oyuncudan biri olduğunu söylemek mümkün. Milinkovic'den sonra Mario Mandzukic. Evet, Mario Mandzukic, Hırvat oyuncu. 48 milyon euro piyasa bedeli var. 32 yaşında Juventus'ta oynuyor. Agresiflik 20, cesaret 20, çalışkanlık 20, kararlılık 20, takım oyunu 20. Üst düzey zihinsel özelliklerle donatılmış bir oyuncu Mario Mandzukic. 1.90 boyunca 85 kilo ağırlığında kendisi. Hakikaten Mario Mandzukic'i de zaten size sorsalar nasıl tanımlarsınız desinler. Topa yani her şeyle girebilen, her şeyle mücadele edebilen bir oyuncu dersiniz. Cesaretli bir oyuncu kendisi. Zaten bu yönüyle bir adım öne çıktığını söylemek mümkün. Mandzukic'den sonra Matuidi var. Evet, Juventuslu Matuidi, Blaise Matuidi. Orta saha oyuncusu, yeri geliyor. Sol kanatta da oynama imkanı var kendisinin. Fransız, 47 milyon euro. Cesareti 20, çalışkanlığı 20. Takım oyunu 19. Tam bir takım oyuncusu, tam bir asker var ya Blaise Matuidi. Fiziksel özellikleri de üst düzeyde zaten. 1.80 boyunca 75 kilo ağırlığında Juventuslu futbolcu. Evet, Matuidi'den sonra bir başka Juventus. Chiellini, evet. Chiellini'nin 33 yaşındaki İtalyan stoper, 28 milyon euro piyasa bedeline sahip. Yine harika zihinsel özellikler görüyoruz arkadaşlar. Özel yetenek ve vizyon dışında, bir de topsuz olan dışında yani kötü bir zihinsel özelliği yok. Cesareti 20, çalışkanlığı 20, agresif 16, kararlılık 19. Üst düzey zihinsel özelliklerle bürünmüş durumda Giorgio Chiellini. 1.87 boyunda ve 85 kilo ağırlığında kendisi. Evet, Chiellini geçtikten sonra bir eski bir Barcelonalı Javier Mascherano, Arjantin, 34 yaşında, şu an Çin'de, şu aksa Xingzhou takımının formasını giyiyor. 14.25 milyon euro piyasa bedeli var ve 147 kez Arjantin milli takımını giyip 3 gol atmış. Defansif orta saha rolünde oluyor, yeri geldi. Defansa da oynadığını hem Barcelona'da hem Arjantin'de gördük. Onun da artık yaşı itibariyle biraz fiziksel özelliklerinde düşüş gerçekleşmeye başlamış. Ama zihinsel özellikleri üst düzey. Cesaret 20, agresiflik 18, çalışkanlık 16, takım oyunu 18. 1.74 boyunda ve 73 kilo ağırlığında kendisi. Biraz teknikal özelliklerinin düşük olduğunu söylemek mümkün Javier Mascherano'nun. Mascherano'dan sonra Scott Brown, Celtic'li oyuncu, Celtic kaptanı, 33 yaşındaki İskoç oyuncu, 10 milyon euro bir piyasa bedeli var. Orta sahada oynuyor kendisi ve cesareti 20. Fiziksel özellikleri yaşı itibariyle biraz düşük olduğunu söylemek mümkün. Teknik oyun özellikleri de pasının iyi olduğunu düşünüyorum. 18 oyu orta saha için iyi bir pas. 1.76 boyunda ve 72 kilo ağırlığında Scott Brown, sağlam bir veteran oyuncu diyebiliriz. Evet, üçüncü oyuncu, diğer bir oyuncu, Gary Cahill, İngiliz oyuncu, Chelsea'de kadroya girmekte bu sene zorlanan İngiliz oyuncu. Onun da cesareti 20 arkadaşlar, gördüğünüz üzere. İyi zihinsel özellikler, yaş itibariyle düşen fiziksel özellikler,
ve fena olmayan teknik özellikler diyebilirim. Teknik olmayan özellikler derken bir stoperin tekniğinin 13 olması bence önemlidir. İyi bir rakam diyebilirim stoper için. 1.93 boyunca 88 kilolarında bu sene muhtemelen Chelsea'den ayrılmasını bekliyoruz kendisinin. Jerry Kyle'den sonra bir Yunan oyuncu Papadopoulos. Hamburg'da oynayan stoper oyuncunun da cesareti 20, kararlılığı 20. Burada defans oyuncusu olarak şurada bir eksikliği var. Pozisyon alması 12 arkadaşlar. Evet, bir defans oyuncusunun, iyi bir defans oyuncusunun pozisyon alma reytingi en azından 15-16 civarında olması gerekiyor. Yunan oyuncunun en büyük eksikliği bu olarak göze çarpıyor. 1.82 boyunda 79 kilo ağırlığında cesareti üst düzey olan Papadopoulos'un. Evet, ondan sonra Pauk'tan bir oyuncu var arkadaşlar. Pontus Wernbloom, İsveçli oyuncu, 32 yaşında, üst düzey zihinsel özellikleri bürünmüş durumda. 1.4 milyon euro piyasa bedeli var. Bu sene Pauk'un başarısındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Orta sahadaki çalışkanlığıyla. Cesaret 20, agresiflik 18, kararlılık 19 gibi iyi reytingler olduğunu söylemek mümkün. 1.87 boyunda 85 kilo ağırlığında ve 51 kez İsveç milli takım formasını giymiş. Diğer bir oyuncu arkadaşlar James Collins, stoper oyuncu, galli oyuncu, 34 yaşında, Ipswich Town'da mücadele ediyor. 51 kez milli takım formasında giymiş. Cesareti 20, dikkat çeken özellikler, kafa vuruşu 18, top kapma 15, kararlılık 16, agresiflik 16. Fiziksel özellikleri yaşı itibariyle biraz düşüş gözlemliyoruz. 1.88 boyunca 83 kilo ağırlığında James Collins. James Collins'ten sonra bir Mısırlı oyuncu arkadaşlar, Ahmet Fati. 33 yaşındaki sağ bek, aslına bakarsanız sağ bek demeyelim, bütün her yerde oynuyor. Orta saha ve defansın her yerinde oynayabilen bir oyuncu. Şu an Al-Ahli ile sözleşmesi var. 119 kez de Mısır milli takımı formasını giymiş. Cesareti 20, kararlılığı 20, 1.78 boyunca 73 kilo ağırlığında Ahmet Fati. Evet, Ahmet Fati'den sonraki oyuncu bir Türk oyuncu. Evet, listedeki tek ikinci Türk, iki tane Türk var listede. Biraz sonra ona da bakacağız. Diğeri Egemen Korkmaz arkadaşlar. Muayyer Oktay, Beşiktaş'ın genç futbolcusu, 19 yaşındaki futbolcusu. Genel olarak itibariyle baktığımızda 19 yaşındaki bir oyuncu için güzel özelliklere sahip, güzel bir profil özelliğine sahip diyebiliriz Muayyer Oktay için. 1.75 boyunda 70 kilo ağırlığında cesaretinin dikkat çeken en önemli reyting olduğunu söyleyebilirim. 20. Orta saha, ofansif orta saha ve gerektiğinde forvet mevkiinde oynayabilme özelliğine sahip Muayyer Oktay. İleriki yıllarda adından çokça bahsettireceğini düşünüyorum Muayyer Oktay'ın. Evet, Muayyer Oktay'dan sonra arkadaşlar Fabian Cubero var. Fabian Cubero defans stoper oyuncu, 39 yaşında. Evet, 39 yaşında Velez'de oynuyor. 1.75 boyunda ve 72 kilo ağırlığında, artık fiziksel özellikleri futbolu bırakması için ona fikir beyan ediyor bence. Hızlı gitmiş, hızlanması çok düşük ama zihinsel özelliklerin cesaret 20, çalışkanlık 20, kararlılık 18, takım oyunu 20 gibi önemli reytinglere de sahip olduğunu görüyoruz. Top kapma 17 ve kafa vuruşu 16 ama artık futbolu bırakma zamanı gelmiş Fabian'ın. Evet, Fabian'dan sonra Rodrigo Brana, 39 yaşında bir başka oyuncu, orta saha oyuncusu, Estudiantes'te oynuyor. Artık fiziksel özellikleri tamamıyla tükenmiş, ne yapıyor sahada merak ediyorum açıkçası. Ama zihinsel olarak baktığımız zaman cesaret 20, çalışkanlık 20, liderlik 20, takım oyunu 20, pozisyon alma 16, agresif 17 gibi bir takım oyuncusu profili çiziyor ki bize. Top kapması da 17, markajı 17 olarak dikkat çekiyor ama fiziksel olarak artık tükenmiş. 1.67 boyundaki 71 kilo ağırlığındaki Barana. Barana'yı geçtikten sonra evet, bir başka Türk, Egemen Korkmaz, şu an Erzurumspor'da oynuyor biliyorsunuz zaten. 35 yaşında 9 kez de milli takım formasını giymiş. 1.83 boyunda ve 83 kilo ağırlığında. Evet, fiziksel özellikleri yaş itibariyle tabii düşük. Ama zihinsel özelliklerinde cesaret 20, agresiflik 17, kararlılık 18 gibi iyi reytinglere sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama Egemen'in de artık futbolu bırakmak zamanı geldiğini söyleyebilirim. Diğer bir oyuncu Yaya Sane arkadaşlar. Serbest Senegalli oyuncu, 28 yaşında bir stoper oyuncusu. Aslında serbest transfer olarak bakıldığında fena bir stoper özelliklerine sahip değil. 1.91 boyunda 80 kilo ağırlığında. Cesareti en önemli etkeni 20 cesareti, agresiflik 18, gücü 16, denge 16. Ama işte pozisyon alma 10 arkadaşlar. Yani bir stoper için en önemli şey pozisyon alma bana kalırsa. Ve pozisyon alması 10, inanılmaz düşük bir reyting. Hakikaten çok düşük bir reyting. Şöyle geçmişine bakalım. Yani sana tanıdık geliyor bana. Evet, Bursa Spor'da oynamış en son. Evet.
En son Bursaspor'da, Norveç'ten, Brest'ten Bursaspor'a gelmiş. Kiralık Auxerre'e gitmiş. Oradan yine Bursaspor'a gelmiş. Ve Bursa'nın serbest bırakmış Yaya Sané'yi. Evet, işte gördüğünüz üzere dünya üzerindeki en cesaretli futbolcuları tanıdık arkadaşlar. Böyle ufak çerez tadında videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Galatasaray kariyerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz. O videoyu da yakında kanalımda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, Futbol Manager 2019'da kalın arkadaşlar.